Bugün Bostancı Sanayi'de bulunan A Plus otogaz sistemlerine geldik. Şimdi burada LPG kitleriyle ilgili bilgi alacağız. 2 yıl önce ben de A Plus'ta aracıma Girins'ın Silver model kitini taktırdım. 2 yıldır hiçbir problem yaşamadım. Arızalanmam bir kez daha yanmadı. LPG kit seçiminden daha önemli olan bir şey varsa o da profesyonel bir şekilde montaj yapılması. İleride problem yaşanmaması anlamında gerçekten de bu işin ehli ve profesyonel bir şekilde montaj yapan yerlere başvurmanızı tavsiye ediyorum. A Plus da bunlardan birisi. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim bu yolu. Bugün A Plus Otogaz Mühendislik'teyiz. Sedat Bey ile görüşeceğiz. Kendisi A Plus'ın müdürlüğü. Kitler hakkında bilgi alacağız. Sizde hangi kitler var bünyenizde? Kitler ve prensin yetkili servisi. Mesela markadan markaya değişiyor mu? Yani şöyle söyleyeyim. Araçlara göre özel kitler var. Şimdi yeni nesil araçlar var. CGI motor dediğimiz, GDI motor dediğimiz, TSI motor dediğimiz motor tipleri var. Bu motor tiplerinde farklı uygulamalar yapılıyor. Atiker'in de uygun olduğu araçlar var. Prince'in de uygun olduğu araçlar var. Tabii ki kendi aralarında yakıt tasarrufları farklılıklar gösterebilir. Ne kadar bir tasarruf sağlanıyor LPG kitiyle? Yani şu anda atmosferik motor araçlarda %45 gibi tasarrufumuz oluyor. Direkt enjeksiyon araçlarda da yine kit seçimine göre %25 ve %40 arası değişkenlik sağlayabiliyor. Yani kitler arası yakıt tasarrufu fark ediyor mu? Markadan markaya, kitten kite tabii gibi. Peki seçimlerde neye dikkat etmemiz lazım kit seçimlerinde? Yani seçimlerde şu şekilde. Öncelikli olarak biz müşterilerimize şöyle bir soru yöneltiyoruz. İster istemez tabii ki maliyetler yüksek olduğu için. Aracınızı kaç kilometre kullanacaksınız? Kaç bin kilometre yol yapıyorsunuz? Aylık, yıllık ve ne kadar süre kullanacaksınız? Bunlara yani göre kit değerlendirmesi yapıyoruz ve dayanıklı kitleri uzun süre kullanacaklarsa daha dayanıklı, daha tasarruflu kitleri öneriyoruz müşterilerimize. Mesela bir kitin ömrü, iyi diyebileceğimiz bir kitin ömrü ne kadar? Şu anda kit ömürleri 10 yıl minimum diyebiliriz. Düzgün kullanımda, düzgün istasyon seçiminde diyelim. Bakımlarını da zamanında yaptırırsak eğer problemsiz 10 yıl kullanabiliriz. Kitlerin montajında neye dikkat etmek gerekiyor kit seçiminden sonra? Bunun montajında da dikkat edilmesi gereken hususlar var mı? Manifold açılarına, benzin enjektör açılarına, manifolda açılan deliklere dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü benzin enjektörlerinin bir tık önüne geçmemiz gerekiyor ki kesinlikle performans kaybımız olmasın, böyle bir kayıp yaşanmasın. Kit fiyatları hakkında bilgi verebilir misiniz bize? Şu anda atmosferik araçlarda minimum kit maliyetlerimiz, 4 silindir araç için söylüyorum, 1700 TL'den başlıyor. Tabii ki marka seçimine göre, model seçimine göre 5000 lira bulan kitler var. Yani direkt enjeksiyonlu araçlarda da şu şekilde örnek verelim. Atiker düşünüyorsak şu anda minimum 2700 TL'den başlıyor. Prince düşünüyorsak da 7500 TL'den başlıyor. Verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz Sedat Bey. Görüşmek üzere, biz teşekkür ederiz.